Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda sizlere Instagram'da paylaştığım bir story'nin sonucunda çekmeye karar verdiğim bir videoda beraberiz. Instagram'da bugün arkamdaki canavarı kullanırken bir tane story attım. Ve insanlar bunun ardından dediler ki arabanın içerisinde story attın. Hazır bir şeyler paylaşmışken YouTube'a da bir şeyler çekebilir misin lütfen? Arabanın dıştan görüntüsünü atmadım, merak ediyoruz. Nedir bu araba? Direksiyonu falan çok güzel, o yüzden içeriden insanların merak etmesi de normal. Çok fazla kişi yazınca ben de dedim ki neden Ankara'da gün öldüreyim, onun yerine içerik üretelim, güzel bir içerik çıksın ve arkamdaki arabayla da güzel bir video yapmış olurum. Hiç vakit kaybetmeden arabayı tanıtmaya başlamak istiyorum. Ama neden bugün bu araba bende? Çünkü sevdiğim bir abim bu arabanın sahibi. American Muscle hayranı o da. Ben de American Muscle hayranıyım. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Eski Amerikan arabalarına, böyle güçlü arabalara bayağı seviyorum. Ve Amerika'da da almak istiyorum. Bunlar Amerika'da o kadar pahalı cihazlar değil. Benzin o kadar pahalı değil. Yani alınabilir şeyler. Ve sigortaları da o kadar pahalı olmuyor. Parçaları da o kadar pahalı olmuyor. Türkiye'de tabii birçok şeyin daha zor olduğu gibi bu tarz bir şeye sürmek de daha zor. O yüzden bugün böyle bir video yapalım dedik. Ben de bu arabayı kullanaraktan arabanın avantajlarını, dezavantajlarını, kullanırkenki eğlencesini, zorluğunu, her şeyini bir tatmak istedim. Ve böyle bir gün oldu. Dedim neden bir YouTube videosu yapmıyoruz? Neyse vakit kaybetmeyelim, hemen başlayalım. Evet dostlar, dıştan arabayı gördünüz. Şimdi de arabanın içinden birazcık tanıtalım arabayı. 1973 model dedik. Malibu SS dedik. Kollarda da yazıyor SS diye. SS boom. Ve içi bu şekilde. Bayağı havalı bir içi var. GT direksiyon. Bu otomatik şu anda. Normalde manueldi. Sonradan otomatik yapılmış bu araç. Koltukları hala diri, kendini koruyor. Arkadaki hoparlörler sonradan tabii takılmış hoparlörler. Şuradaki radyo da aynı şekilde. Pioneer radyo var bir tane. Şurada gördüğünüz bir detay, Malibu yazıyor. Ufak bir telefon tutacağı. Şuradaki göstergeler, benzin, volt göstergesi. Buradaki su hararet yapmaması için ve yağ. İçi bu şekilde. İçi, yani fazla söyleyecek bir şey yok. Bu arabayı kullanması zevkli. İçini zaten böyle bir Mercedes, BMW gibi beklemiyordunuz herhalde. 1970'lere göre çok çok iyi bir iç dizaynı var. O vites kolunun olduğu yer benim çok hoşuma gidiyor. Vitesi Fast and Furious'taki Don Toretto gibi hissediyorum kendimi o vitesi tutarken. Ve plakası göreceğiniz üzere New York plakası. Bu kendisinin orijinal plakası ve sahipleri çıkarmıyorlar bu plakayı. Araba çok güzel, yani ben arabayı çok beğeniyorum. Umarım ben de böyle bir şey alırım Miami'de. Şimdi canavarı bir çalıştıralım. Bir o çop çop sesini bir duyun. Eski American Muscle, yenilerde de var gerçi. Çop 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 diye sanki bir şeyi kesermiş gibi çalışıyor böyle. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Tabii ki ses bu araçta. Yani bu aracı sürüyorsanız ses için sürmeniz gerekiyor. Çünkü bayağı eğer ses sevmiyorsanız kulaklarınızı ağrıtır. O çop çop sesini şimdi hep beraber izleyelim. Çalıştırırken biraz beklemeniz gerekiyor. Şu anda çalıştı. El frenini buradan çekiyorsunuz. Vites burada. Vitesi atmak için bunu yukarı kaldırıyorsunuz ve aşağı çekiyorsunuz. Şu anda el freni çekili olduğundan dolayı
gitmez. Ama çop çop sesi böyle çıkıyor. Şu an arkadaş çalışır halde duyduğunuz üzere. Benzin koktu her taraf. Younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understands me. I'm good at artists, silly, I'm bought, Bambi.